enhızlıkitap.com'un sunduğu dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Açılarla ilgili bir video daha attım. Açılara arkadaşlar çok önem veriyoruz. Gerçekten açılar iyi kavranılması gereken bir konu. Burçluk sınavında çok sorulan konulardan bir tanesi. Çok soru çıkar. Dikkat edin diyelim. Bakın burada paralellik var. BAL, DF paralelmiş. Uzatalım. Şöyle uzattığımız zaman bakın burada bir M kuralı var. Veya bu tarafa geçirsek bu açıyı kalem ucu kuralı var. Hangisinden gidelim? Kalem ucu diyenler daha çok galiba. Biz M'den başlayalım ama. 124, 180'e tamamlarsak burası o zaman 56 derece kalır arkadaşlar. Toplamları 180 olacak. Bu M kuralında durum neydi? 56 ve 71'i toplarsak ortayı verecek. O zaman 56 artı 71 127 derece olacak. Bizden istenen açımız bu. Kalem ucunda gene yapabilirsiniz. Burada BC ile BD birbirine eşitmiş. Bakın ikizkenar üçgen. Şunlar o zaman birbirine eşit olması lazım. Burada ne yaparız? Bakın bunlar paralelmiş. Paralelliği verelim. Ben vereyim. Buraya yazmamışım ama 65 derece ise burada 65 derecedir. 65 ise burada 65'tir. Toplamları 180 olacak. 65, 65 daha 130. 180'den 130'u çıkartırsak yer 50 derece kalacak burası. Arkadaşlar şurası 180 eksi 130 olacak. Diğer soruya bakalım. Bakın BA ışınıyla CD paralel, FE'de paralelmiş. Buna göre burası ne olur? Bakın şurası paralelse şunların toplamları 180 olacak. 180'den 152 çıkartırsak geriye 28 derece kalır. Bu da açıortaysa 28 ise burada 28 derecedir. O zaman burayla burası Z kuralına göre eşittir. 28, 28 daha 56'yı yakalarız arkadaşlar. Bunlar paralelse bakın şunlar yöndeş iki açıdır. Bunlar birbirine eşittir o zaman. X artı 70 eşittir. 3x eksi 30. Çözümleyelim. X'i karşıya atalım. 3x eksi x. 30'u buraya yönelelim. 70 artı 30. 100 eşittir. 2x. X de burada 50 derece olacak arkadaşlar. 70 derece çünkü x artı 70 yönleşti 3x eksi 30'da. Buna bakalım. BA ile DE paralel. Sivri uç kuralı. Buradan çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada hepsi birbirine paralel. Şurada gene bir U kuralı oluştu. Toplamları 180 derece. 180'den 149'u çıkartırsak eğer 31 derece olacak şurası. Bakın o zaman bir U kuralı daha oluştu burada. 112 x 31'in toplamları da 180 olacak. 112 artı 31 artı x eşittir 180'den. Şurası 143 artı x eşittir 180. X de burada 37 derece olacaktır. Burada bakın AB ile DE paralelmiş. Çekiyoruz şöyle uzatalım paralel olacak şekilde. Burada bir M kuralı var. Ben şurayı bulacağım bakın. Burayı da bulduktan sonra yan tarafı da bulacağım. Toplamları 180 derece. M kuralını burada uygulayabilirim. 80, 62 ile neyi toplarsam 84 yapar. 62'yi karşı atarsak A da burada 22 derece olmuş olacak arkadaşlar. Yan tarafa geçelim. 180'den 22 çıkarsak eğer 158 derece olmuş olacak. Geçelim. Bakın KL ile RN paralel. Tamam. PM ile şununla PN eşit. Buna göre KL ne diye soruyor. Şurası 59 derece demiş. Bir şuraya 50 yapalım ya. Düz hesap olsun. Şimdi bakın eğer burası 50 derece ve bunlar eşitse şu ikisi açı birbirine eşittir. 180'den 50'yi çıkartıyoruz. 130. İki eş parçaya bölüyorum 130'u. 65 derece. Bunlar taban açılarıdır arkadaşlar. Birbirine eşittir. 65 dereceyle şurası U kuralına göre toplamları 180 derecedir. 65'te neyi toplarsak 180 olacak. 180'den 65 çıkarsa 115 derece olmuş olacak arkadaşlar. Burada papatya falının bir üst durumu var. Burada seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor dedik. Sola bakan açılar sağa bakan açıların toplamına eşit olacak. Yani sevmiyorlar toplayacağız. Seviyorlar toplayacağız. Sevmiyorlar eşitleyeceğiz. Bana bakan hangileri? 22 artı 44 eşittir. Sağa bakanlar 32 artı x. Bu da 66 eşittir. 32 artı x'ten. X de burada 66 eksi 32.
34 İstanbul plaka yerli olacak arkadaşlar. Geçiyoruz diğer soruya. Burada DV paralel. Çok güzel. 110 dereceymiş. Buna göre X nedir? Bakın şu paralelse U kuralından 110 ise şurası 50 derece olur. Toplamlar çünkü 180 derece. Daha sonra bundan sonra bakın şurada bir M kuralı var. Yani şöyle göstereyim. Şuraya 50, buraya 110. Ben şimdi şurayı alacağım. 50 ile ben neyi toplarsam 110'u verir? 60 derece. 60'ı biliyorsam yan tarafı bulmak için de 180'den 60 çıkartacağım. 120 derecede kaynamış bir açıyı bulacağım. DL paralel. Bakın şunlar paralel. X nedir? Burada nasıl bulabiliriz? Bakın 47 derece. Şurası X ise ters açıdan burada X'tir. 47 ise iç tersten burada 47'dir. Toplamları 180 derece olacak. Yani üçgenin tüm açıları burada çıkmış oldu. 38 artı 47 artı x eşittir 180. Bu da ne yapar? 85 artı x eşittir 180. X de burada 95 derece olacak arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. GA BE'ye dikmiş. Yani şurası 90 derece. X eşit. Biz x arıyoruz. Şimdi bakın şurası A, şurası B olsun. Burada B, burada A olur. Ben A artı B'yi bulmak için ne yapabilirim? Bakın eğer ben A artı B'yi bulursam şurayı da bulurum. A artı B'yi bulmak çok kolay. Burada 90 derece ise ve toplamları 180 derece ise 90'dır. Geri kalan 90'dır. Yani A artı B 90 derecedir arkadaşlar. A artı B 90 ise geriye kalır. 90 derece olacak. Zaten şurası 180 derecedir. Toplamları gene A artı B 90. Geriye kalır 90 derece olacak. Bu da güzel bir soru. Bakın açı ortay. Şunları ben AA, BB diyeyim. Bunlar paralel. X arıyoruz. Biz şuradaki M kuralına göre ne bulacağız? Bakın 2 tane A, 2 tane B eşittir 132'dir. Peki ben bu X'i nasıl bulacağım? Bakın bir küçük M kuralı bu da var. A ile B'nin toplamı X'i verecek. O zaman 2A, 2B, 132 ise bir tane A, bir tane B'de 132'nin yarısı 66 derecedir diyebiliriz. Bakın buradaki M kuralında 2A, 2B, 132. Buradaki M kuralında 1A, 1B'de 66'yı vermiş olacak arkadaşlar. Buna bakalım. Şurada bakın 3'ü paralel. Ben bunu çekerim. Bir paralel daha oluştururum. U kuralına göre 150 kalıbı 30. Büyük U'ya bakarsan 120 ve bunların toplamı 180 derece olması lazım. 120, 30 daha 150. 180 olması için kaldı 30. 32 eş parça bilersek 15, 15 oldu. 120, 150, 30 da burası 180 olacak. X'i ben nasıl bulacağım? Bakın X'i de şöyle yapacağız. Şöyle düşünün. Burası 45 derecesi, geriye kalır 135 derece olmuş olacak. Toplamları 180. Buraya bakalım. Uzat. Burada bir M uyguladım arkadaşlar. Bakın 85 ise buraya kadar 95 derece. Toplamları 180 çünkü. Burada 70 ile 95 toplam buraya verir. 70 artı 95. Bu da 165 derece olmuş olacak. Son sayfamız. Bunlar paralel. Tamam. CF nedir? Bakın şurası paralelse iç tersten ikisinin toplamı 142'dir. Buralar 71-71 olur o zaman. Burada da U kuralı var. 180'den çıkartsak yer 109 derece olur. Burada hangileri doğrudur? D ve E. Şöyle yapalım. D ve E paralel. Bunu vermedi, kabul edelim. Biz paralelliği yakalayabilir miyiz? Bakın 50 ise eğer burası 50 olsun yöndeş kabul edelim. 130 toplamları 180. Bakın verdi. O zaman bu paraleldir gerçekten doğru. T 130'dur. Ters açı olduğu için doğru. Y 50'dir. Ters açı olduğu için doğrudur. X de T'nin toplamı 180'dir. Doğru mu? X de T arkadaşlar. Burada yöndeş. Bu 130, bu da 130. Toplamları 260'tır. Bu değildir arkadaşlar. Kalın sağlıcakla diyelim.